Herkese merhaba. Bugün 7. serimizde karşınızdayız. Bugünkü serimizde bacak ve kalça serisi yapıyoruz. İlk hareketimiz sumo squat olacak. Hareketi alırken normal squat'tan biraz daha fazla büyük açıyoruz ayaklarımızı. Ve ayak parmak uçlarımız özellikle hafif V doğru, sağ ve sol çaprazla dışarı doğru bakıyor. Ayaklarımı iyice açtım. Burada sanki bir sumo güreşçisini düşünebilirsiniz. Onun oturuş pozisyonu aklınıza gelebilir. Ayaklarımı açtıktan sonra ellerimi denge ve yardım amaçlı tam gövdemin orta merkezine yerleştiriyorum. Gözlerim karşıya bakıyor, çenem dik, omurgam dik. Nefes aldım. Tekrar nefesimi verirken aşağı doğru oturuyorum ve yükseldim. Oturduğum zaman dizlerimi iyice sağ ve sol tarafa doğru yönlerine itmeye çalışıyorum. Tekrar yükseldim. Aşağı noktada kalça sıkı, bacakların iç bölgesinde bir ağrı hissedebilirsiniz. Bu gayet normal. Son bir tekrar daha yaptık. Böylelikle sumo squat hareketimizi bitirdik. Sumo squat hareketini 20 tekrar yapıp 30 saniye dinlenebilirsin. İkinci hareketimiz back lunge hareketi. Bu hareketi 20 tekrar yapıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Harekete başlarken ayaklarım omuz genişliğinde açık. Ellerim benimle denge amaçlı. Gövdem dik, gözlerim yine karşıya bakıyor. Bir adımımı yukarı kaldırıp geriye doğru uzatıyorum. Ve geriye doğru uzatırken ayaklarım parmak ucunda. Ayağımı kaldırdım, geriye sabitledim. Eğildim, kalktım. 1. Ayağı kaldır, parmak ucunu sabitle, eğil, kalk. Bu hareketi yaparken ayağım arkaya indiği anda öndeki dizim aynı çizgide aşağı doğru eğiliyor. Dizimin öne veya geriye kaymaması gerekiyor. Aynı çizgide indim, tekrar yükseldim, adımımı yerine koydum. Adımı geriye at, aşağı doğru eğil, kalk ve öne doğru gel. Back lunge hareketini 20 tekrar yapıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Üçüncü hareketimizin ismi hip bridge. Kalçayla köprü kuracağız. Bu hareket için yerdeyiz. Bu hareketi 20 tekrar yapıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Yere uzanarak pozisyonumu alıyorum. Sırtımı ve gövdemi yere sabitledim. Ellerim bu harekette kolumun iki yanında olabilir. Ayaklarımın topuklarını bastığım zaman gövdemin dengesi daha rahat sağlanacaktır. Ayaklarımı sabitledim. Yine burada ayaklarımı omuz genişliğinde açabilirim. Boynum sabit, herhangi bir baskı yok. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken kalçamı yukarı doğru kaldırdım. Kalçamı sıktım ve tekrar yavaş yavaş yere temas ettim. Nefesini al, nefes verirken kalçayı sık, aşağı doğru in. Yukarı yükseldiğiniz anda bu noktada tamamen kalçanızı sıkmanız gerekiyor. Belinizde herhangi bir baskı yok. Yine boyun ve omurga bölgesinde herhangi bir baskı yok. Hareketimi tamamladım ve başlangıç pozisyonuna geldim. Hip bridge hareketini 20 tekrar uygulayıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Dördüncü hareketimizdeyiz. Dördüncü hareketimiz split squat veya single leg squat da denebilir buna. 20 tekrar yapıyoruz, 30 saniye dinleniyoruz. Hareketi yaparken bir adımımı geriye doğru açtım. Ayağım yine parmak ucunda, öndeki adımım sabit, ellerim yanda ve denge için ileri doğru uzanacak. Nefesimi aldım, gövdem dik, nefes verirken eğildim ve yukarı kalktım. Nefesi ver. Eğil ve kalk. Dizler sabit, herhangi bir oynama yok. Öndeki bacaktaki diz ileri veya geri gitmiyor. Kollar denge için ileri doğru uzandı, tekrar geriye geldi. Bu hareketi 20 tekrar yapıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Beşinci hareketimiz squat walk. Bu hareketi yaparken bir squat, iki tane yan adım yapacağız. Harekete başlarken yine squat pozisyondayım. Yine ayaklarım omuz genişliğinde açık, gövdem dik, gözler karşıya bakıyor. Eller belimizde veya serbest bırakabilirsiniz. Nefesimi aldım, nefes verirken squat'a indim. 1, 2, tekrar yükseldim. Nefes al, nefesini ver. Squat'ını yap. 1, 2, yükseldim. Thank you.
Bu hareketi bitirdim. Squat walk hareketini 20 tekrar yapıp, yani 20 adım şeklinde yapıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Bacak serimizdeki bütün hareketleri 20 tekrar yapıp 30 saniye dinlenebilirsiniz. Tüm hareketlerin hepsini 5 set uygulayıp tüm setlerin sonunda da 2 veya 3 dakika dinlenebilirsiniz. Evet, bugün sizlerle bacak serisini paylaştık. Bir sonraki seride görüşmek üzere, hoşça kalın.